Rusya ile tarımsal ambargoların kaldırılması çileğiyle ünlü Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yüzleri güldürdü. Sultanhisar'da üretilen çilek ihracata çok uygun ve ihracata giden bir tarım ürünüydü. Bu Rus pazarının açılmasıyla hem fiyat olarak fiyatları arttıracağını hem de çiftçimizin moral olacağını inanıyoruz. Türkiye'nin en büyük ikinci çilek üretim noktası olan Sultanhisar'da Rusya pazarının kapanması fiyatı düşürmüş ve üreticiyi olumsuz etkilemişti. Ürünlerin Balkan ülkelerine ve iç pazara yönlendirildiğini belirten Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan, yeniden açılan Rus pazarının üreticiyi umutlandırdığını belirtti. Rus pazarı zaten bizim alışık olduğumuz ve Rus tüketicilerin de çileği tanıdığı bir pazar. Olumlu yansıyacağına inanıyoruz. Geçen yıl 1,5 liraya kadar gerileyen fiyat bugünlerde 3,5 ila 4,5 lira arasında değişiyor. Çünkü Rusya büyük bir pazar ve tarım ürünlerimizde en büyük ihracatımızı Rusya yaptığımızdan dolayı Rusya'nın oyunda aktör olması belirleyici bir unsur her zaman için, denge unsuru fiyat bakımından. Tarhan, benzer krizleri fırsat bilen tüccarlara karşı üreticiye örgütlenme çağrısı yaptı. Çiftçinin üretici birliği ya da işte hangi ürün üretiyorsa o ürün konusunda bir kooperatif aracılığıyla satmadığı sürece fiyatlar hep bu şekilde keyfi bir şekilde değişecektir. Tüccarın iyi niyetine kalacaktır.